Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allah'a hamdolsun. Önderimiz, liderimiz, rehberimiz Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselama salat ve selam olsun. Onun elinde yetişen kutlu nesle, Eshab-ı kiram efendilerimize binlerce selam olsun. O günden bugüne, bugünden kıyamete kadar İslam'ın güzel emir ve yasaklarını nesilden nesile aktaran bütün selefimize ve siz salonu dolduran kardeşlerime selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, feyzi, inayeti sizlerin üzerine olsun. Değerli kardeşler, selefimiz çok güzel miraslar bırakmışlar bize. Onlardan birisiyle başlamak istiyorum. Abdullah İbni Mübarek, Selefi Salihinden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı görme şerefine ulaşamamış. Sahabi olamamış. Sahabileri de görememiş, tabi'in de olamamış. Sonraki nesilden gelmiş ama ünlü muhaddis Süfyan İbni Uyeyne onu şöyle anlatıyor. Diyor ki, ben Abdullah İbni Mübarek'in hayatını inceledim. Sahabenin hayatını inceledim. Sahabenin hayatında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı görmek ve onun emriyle cihat etmek ayrıcalığının dışında Abdullah İbni Mübarek'ten bir yükseklik, bir farklılık göremedim diyor. Geçmişlerimiz Abdullah İbni Mübarek için peygamber görmemiş sahabi diyorlar. Nasıl oluyor bu? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la hayatlarını iç içe yaşayan, onu daima hisseden, hayatının her noktasında Allah Resulü'nü soluyan insan 21. yüzyılda dahi yaşasa peygamber görmemiş sahabi denilmeyi hak eder mi? Hak eder. Abdullah İbni Mübarek biraz yalnızlığı severmiş. Derlermiş ki, ey Abdullah, sen böyle kenarda köşede kendi başına oturuyorsun, duruyorsun, hiç mi canın sıkılmıyor? Cevaba bakın, cevaba. Abdullah diyormuş ki, ben Resulullah'la ve ashabıyla birlikteyim. Onun hadisleriyle, onların sözleriyle, onların menkıbeleriyle birlikte olduğum için ben Resulullah'la birlikteyim. Eshabıyla birlikteyim. Nasıl canım sıkılsın? Değerli kardeşler, işte bunlar bizim selefimiz. Bunlar bizim liderlerimiz. Bunlar adım adım kendilerini takip edeceğimiz kişiler. Bakın, memleketimizde bizim karşımıza, gençliğimizin karşısına öyle insanlar çıkartıldı ki, affedersiniz, ahlaksız, ateist, dinden haberi yok, ayyaş, ağzı küfürlü ama toplumun önünde insanlara örnek olarak sunulduğu için ekranlardan neslimiz onları örnek aldılar. Ne oldu? Kulağı küpeli, pantolonu yırtık, saçı 10 renge boyalı bir nesil çıktı ortaya. Bu neslin eğer bir uzay aracıyla uzaydan geldiğini, Mars'tan geldiğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bu sizin, bizim, bu memleketin, bu toprakların çocukları bunlar. Ama örnekleri yanlış. Örnekleri yanlış olduğu için, kahramanları yanlış olduğu için böyle bir nesil, böyle bir ucube ortaya çıktı değerli kardeşler. Halbuki biz öyle kahramanları bağrımızdan çıkartmışız ki
Öyle kahramanlar var ki bizim önümüzde örnek alacağımız. Yüzümüzü bir an onlara dönsek, inanın Amerika'nın Süpermen'i, havada uçan Süpermen. Dünyayı kurtarıyor biliyorsunuz, havada uçuyor. Duvarlara tırmanan, çatılardan çatılara atlayan, bugün çocukların da çok sevdiği örümcek adam dünyayı kurtarıyor. Rambo dünyayı kurtarıyor. Bunları kahraman olarak örnek almayız biz. Eğer gerçek kahramanlarımızı bir bilsek, gerçek kahramanlarımızdan bir haberdar olsak, yüzümüzü bir Kur'an'a çevirmiş olsak, Resulullah Efendimizin hayatına çevirmiş olsak, inanın bunların hiçbirisine ihtiyaç duymayız. Onun için gelin biz yüzümüze bugün bu kısa konferansımızda Kur'an'a çevirelim. Resulullah Efendimizin asr-ı saadetine çevirelim ve bizim şanlı ecdadımız olan Osmanlı'ya çevirelim. Onlardan size bazı örnekler vereyim. İşte o zaman ne kahramanlık, ne kahramanlar yetiştirmiş olduğunu görün bu gökyüzünü. Değerli dostlar, Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerden bahseder Allah Celle Celaluhu. Hem de epey bir yer tutar Kur'an-ı Kerim'de peygamberler ve kavimleriyle alakalı anlatım. Epey bir yer tutar. Ahlaksız bir kavmi yola getirmeye çalışan, bunun için gecesini gündüzüne katan insandır kahraman. Nuh aleyhisselamdır kahraman. 950 sene kavminden, toplumundan devamlı dışlanan, hatta hakaret gören, hatta tartaklanan ama 950 sene boyunca, ölüm kendisine gelinceye kadar La ilahe illallah davasını, en güzel toplumu oluşturma ahlakını hiçbir zaman düşürmeyen, elden düşürmeyen kahramandır Nuh aleyhisselam. Lut aleyhisselam öyle, Salih aleyhisselam öyle, Davud Süleyman aleyhisselam öyle, Musa İsa aleyhisselam öyle. Hepsine selam olsun. Kur'an-ı Kerim'de Maide suresinde Allah İsa aleyhisselam'dan bahsederken onun yetiştirdiği toplumu şöyle anlatıyor. Peygamberlerin yakın arkadaşlarına ne deniliyor? Sahabe deniliyor. Ona inananlara sahabe deniliyor. Bizim peygamberimiz Efendimiz aleyhisselatü vesselamın mübarek ellerinde yetişmiş, Kur'an ahlakıyla ahlaklanmış o kutlu nesle sahabe deniliyor. Diğer peygamberlerin kavimlerinden de kendine inananlara sahabe deniliyor. Fakat Kur'an-ı Kerim İsa aleyhisselama inanan o toplum için farklı bir şey kullanıyor. Onlara havari diyor. Nedir havari? Gönülden davaya sahip çıkmış, ölümüne peygamberin izini takip eden insanlara havari denilir. Maide suresinin söyleyeceğim ayeti kerimesinde İsa aleyhisselam bir gün bir konuşma yapıyor. Artık nasıl bir ruh haletine girmişse İsa aleyhisselam, nasıl bıçak kemiğe dayandı derler ya, bıçak kemiğe dayanmışsa bir feryatla diyor ki Allah yolunda, din yolunda bana kim yardım edecek, yok mu aranızda dediği zaman قال الحواريون نحن انصار الله. Havariler diyorlar ki biz Allah yolunda senin yardımcılarınız ey İsa. İşte böyle bir yiğit, böyle bir kahraman yazdı tarih. Gördünüz mü kahramanı? Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ın bir hadisi şerifi var. Allah Resulü buyuruyor ki şu üç haslet kimde bulunursa imanın tadını çıkarmış demektir. İmanı tat ve zevk makamında yaşayan insan demektir. İman tat ve zevkle dedim mi yaşanıyor? Evet. Allah'ın huzuruna durduğun zaman ayağına batmış olan okun çıkartıldığını bile fark etmediğinde imanın tadını tatmış oluyorsun. Allah'ın huzuruna durduğun zaman
bulunduğun evin yarısı uçmuş gitmiş haberin olmamışsa işte imanın tadını tatmış oluyorsun. Allah'ın huzuruna durmak sana en yüksek heyecanı veriyorsa bu imanın tadını tatmış demektir. Yoksa bizim gibi değil. Kılalım da bitsin. Kılalım da şu kurtulalım der gibi değil yani. Üç şey. Kimde bulunursa imanın tadını tatmıştır diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Nedir onlar? Bir, Allah ve Resulünü her şeyden ama her şeyden daha çok sevecek. Allah'ı ve Resulünü her şeyden daha çok sevecek. Bu bir. İkincisi, bir şeyi seviyorsa, birisini seviyorsa bunu Allah için sevecek. Bu da iki. Üçüncüsü, Allah nasip etmiş, hidayet etmiş, mümin ve Müslüman olarak yaşarken yeniden imandan çıkmayı, küfre dönmeyi ateşe atılmaktan daha tehlikeli görecek. Böyle bir ruh haletini taşıyan insan imanın tadını tatmış olur. Ne dedi Efendimiz birinci maddede? Allah ve Resulünü her şeyden daha çok sevecek. Şimdi biz de diyoruz ki bu programlarda, ya Resulallah seni çok seviyoruz, canımız sana feda, şöyledir, böyledir, ilahiler söylüyoruz, naatlar söylüyoruz, mektuplar yazıyoruz. Acaba biz Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ı gerçekten seviyor muyuz? Şimdi bir karşılaştırma yapacağız. Birkaç örnekle karşılaştırma yapacağız. Ne diyordu sahabi Peygamber Efendimiz'e? Fidake ebi ve ummi ya Resulallah diyordu. Ne demek bu? Anam babam sana kurban olsun ey Allah'ın Resulü. Anamdan vazgeçerim, babamdan vazgeçerim, çocuğumdan vazgeçerim, malımdan vazgeçerim, canımdan vazgeçerim ama senin davandan vazgeçmem ya Resulallah demektir bu. Belki şimdi biz de söyleriz. Söz söylemek parayla değil ki. Allah Resulünü çok seviyoruz. Canımız ona feda. Ya Resulallah Miraç'tan döner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır deriz. Söyleriz ama acaba bizim sözümüzün altı dolu mu boş mu? Onu göreceğiz şimdi. Hazreti Ebubekir ile başlamak lazım. Çünkü o وَالسَّابِكُونَ الْاَوَّلُونَ birinci numarasına yazılacak insan. İlklerin de ilki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ey Ebu Bekir bana vahiy geldi ben bu ümmete son peygamber olarak görevlendirildim dediği zaman hiç tereddüt etmeden ne zaman oldu, nasıl oldu, kim geldi, bir daha anlat, dur bakalım gel otur şuraya bir daha anlat demeden hemen ayak üstü ey Muhammed eğer sen bu ümmete peygamber olduysan işte ben de sana ümmet oldum deyip hemen orada kelime-i şehadet getiren Ebu Bekir'i Sıddık'tan başlamak lazım. Hazreti Ebu Bekir bir gün bir deve satın almış sahabe efendilerimizden birisinden Bera İbni Azib'den, Azib'den bir deve satın alıyor. Bera da anlatıyor bize bunu. Diyor ki Ebu Bekir babamdan bir deve satın aldı. Babama dedi ki Bera'ya söyle de oğluna söyle de şu deveyi bizim ahıra götürsün bağlayıversin. Benim işim var. Babam dedi ki olur. Olur ama bir şartla. Nedir şartın? Bize Mekke'den Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la çıkışını, hicret yolculuğunu, hicrette nelerle karşılaştığını bir daha anlatacaksın, dinleyeceğiz. Bunu anlatırsan çocuk senin emrine amada dedi. Bera acaba ilk defa mı duyuyordu bunu? Azib acaba Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hicretini Ebu Bekir'den ilk defa mı dinleyecekti sizce? Ben diyorum ki onlarca dinlemişti. Dinlemeye doymuyordu. Bir defa daha anlatmasını istedi. Hazreti Ebu Bekir başladı anlatmaya. Uzun hadisi şerifin bir bölümü bizimle ilgili Allah Resulü'nü nasıl seveceksine cevap. Bak ben de seviyorum, sen de seviyorsun Allah Resulü'nü. Ebu Bekir de seviyor. Nasıl sevilecek?
Yolculuk yapıyorlar çölde. Biliyorsunuz kendisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yol rehberi Abdullah İbni Uraykıt, bir de Hazreti Ebu Bekir'in kölesi var. Onu da yanında götürüyorlar. 4 kişi 3 deveyle gidiyorlar. Hazreti Ebu Bekir deveyi bir sürüyor, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın devesinin önüne geçiyor. Dizginlerini bir çekiyor, arkasına geçiyor. Bir sürüyor sağ tarafına geçiyor, bir sürüyor sol tarafına geçiyor. Deve gidiyor ama böyle Efendimizin devesinin etrafında halka halka yolculuk devam ediyor. Peygamber Efendimiz diyor ki, Ebu Bekir ne yapıyorsun sen? Doğru dürüst yoluna gitsene, ne yapıyorsun? Diyor ki, ya Resulallah, aklıma geliyor da peşimize takılan bu insanlar, şimdi gelseler, bizi yakalasalar, önümüzden saldırsalar, ben Resulullah'ı nasıl korurum diye sürüyorum devemi, senin önüne geçiyorum. Eğer bir saldırı olacaksa bana gelsin zarar. Sonra diyorum ki, sen öne geçtin ama ya arkadan saldırırlarsa, o geliyor aklıma, bu sefer arkaya sürüyorum. Ya sağdan saldırırlarsa, diyorlar, sağ tarafa, sol tarafa. Onun için ya Resulallah, etrafında böyle daire çizerek gidiyorum. Efendimiz soruyor, diyor ki, ey Ebu Bekir, beni çok mu seviyorsun? Vallahi ya Resulallah, seni çok seviyorum, diyor. Peki bana bir şey olursa, Allah göstermesin, ey Allah'ın Resulü, sana bir şey olursa ben yaşayamam, diyor. Bak, bana bir şey olursa, Ebu Bekir'in evine bir ateş düşer, birkaç gün ailesi ağlar, sızlar, yas tutar, ondan sonra unutulur gider. Ama sana bir şey olursa, ümmet ağlar, yer ağlar, gök ağlar. Onun için ya Resulallah, sana hiçbir şey olmasını tahammül edemem, diyor. Hazreti Ebu Bekir'ce bir sevgi. Gelin Ömer'e bakalım, koca Ömer. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün bir konuşma yaparken diyor ki, beni ananızdan, babanızdan, çocuklarınızdan ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe kamil manada iman etmiş sayılmazsınız. Hazreti Ebubekir'in, Hazreti Ömer'in elini tutmuş Peygamber Efendimiz. Hazreti Ebubekir nasıl bir aşka geliyorsa dönüyor, diyor ki, ya Resulallah, vallahi seni anamdan da, babamdan da, çocuklarımdan da daha çok seviyorum. Ya kendinden, diyor. Ya kendinden. Hazreti Ömer orada duruyor. Ey Ömer, beni kendinden de daha çok sevmen lazım, deyince Hazreti Ömer bir an duraklıyor, duruyor, iç dünyasına dönüyor, düşünüyor, tefekkür ediyor. Sonra birden bir ruh haleti kendine geliyor. Diyor ki, ya Resulallah, vallahi seni kendimden de daha çok seviyorum. İşte öyle deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, el-âne ya Ömer, el-an, diyor. İşte şimdi oldu. Allah'ın istediği buydu, işte bu da oldu. Allah bizden ne istiyor değerli arkadaşlar? Ahzab suresi diye bir sure var Kur'an-ı Kerim'de. Duymuşsunuzdur, hafızlar da okuyordur. 33. sure Ahzab suresi. Eve gittiğiniz zaman açın, hemen ilk sayfasında 6. ayeti kerime şöyle bitiyor. Estaizu billah. En-nebiyyü evlâ bil-mü'minîne min enfusihim. Şöyle başlıyor. En-nebiyyü evlâ bil-mü'minîne min enfusihim. Peygamber Müslümanlara kendilerinden de daha önceliklidir. Peygamber bize kendimizden, kendi canımızdan da daha öndedir. Ben mi, canım mı, yoksa Resulullah mı denildiği zaman hiç tereddüt etmeden, müminin, Müslümanın söyleyeceği şey elbette Resulullah olmalıdır. Bunda hiç tereddüt etmemelidir. Çünkü bu imani bir görev. Ne dedi Peygamber Efendimiz? Beni kendinden de daha çok sevmedikçe kamil manada Müslüman olamazsın. İşte Ömer bu. Radıyallahu anh. Osman'a gelelim. Hazreti Osman radıyallahu anh. Peygamber Efendimiz
Medine günlerinde ümmeti Muhammed'in işleriyle ilgileniyor. Medine'de birkaç kuyudan birisi de bir Yahudi'ye ait bir kuyu. Bu kuyunun satın alınması lazım. Müslümanlara vakfedilmesi lazım. Müslümanlar o kuyudan nasiplenmesi lazım. İhtiyaçlarını gidermeleri lazım. Bir gün mescidde otururken Efendimiz ortaya bir söz söylüyor. Ortaya. Diyor ki acaba şu kuyuyu kim satın alır? Söz bu. Şu kuyuyu acaba Yahudi'den kim satın alır diyor. Bitti. Söz başladı ve bitti. Ses seda yok. Birisi bir gölge gibi toplumun içinden çıkıyor. Doğru kuyunun yolunu tutuyor. Kuyunun başına gidiyor. Kuyunun sahibini buluyor. Elini uzatıyor. Bunu kaç paraya satarsın diyor. Yahudi bu. Eline fırsat düşmüşse kesinlikle yolar, perişan eder. Canını alabilirse canını da alır. Yahudi söylüyor, Hazreti Osman söylüyor. Yahudi söylüyor, Hazreti Osman söylüyor. Ve Hazreti Osman yüksek bir paraya kuyuyu o gün satın alıp Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna çıkıyor. Tekmil veriyor. Diyor ki ya Resulallah, demiştiniz ya şu kuyuyu kim satın alırsa, kuyu satın alınmıştır, ümmeti Muhammed'e vakfedilmiştir ya Resulallah, bilginiz olsun diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü yere düşürmeyen bir toplum. Efendimizin Aleyhisselam'ın sözünü havada bırakmayan, desteksiz bırakmayan bir nesil, kutlu nesil o nesil işte. Allah onlardan ebeden razı olsun. Onun için Kur'an-ı Kerim dönüyor, 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 tekrar onları anlatıyor. Ve Enfal suresinde Allah buyuruyor ki اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا. Yukarıdan aşağıya Ensar'ı anlatıyor, Muhacir'i anlatıyor. Ensar'ın Muhacir'e ne yardımlar yaptığını anlattıktan sonra noktayı koyuyor. Diyor ki gerçek mümin, gerçek Müslüman işte onlardır. Kutlu nesildir, sahabe efendimizdir. Kahraman mı istiyorsun? Örnek mi istiyorsun? Kendini benzetecek, hayatını benzetecek birilerini mi istiyorsun? İşte onun önünde Kur'an referansını almış örnek nesil, kutlu nesil. Talha bin Ubeydullah'ı duydunuz değil mi? Talha bin Ubeydullah, aşere-i mübeşşereden bir yiğit. Mekkeli, İslam'ın ilk günlerinde Müslüman olmuş Talha ibni Ubeydullah. Bir eli, sağ eli sakat. Yaralanmış sakat. Hani çolak diyoruz ya biz halk arasında, öyle kullanamıyor o elini. Ama doğuştan değil onun elinin sakatlığı. Ne zaman sakatlanmış dersiniz? Uhud Savaşı'na gidelim mi? Uhud Savaşı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 1000 Müslümanla çıktığı ama yolun yarısında 300 tane insanın münafıkların kandırmasıyla geri döndüğünden dolayı 700 Müslümanla 3000 kişilik müşrik ordusunun karşına dikildiği ve çok çetin olan bir savaş. 70 tane sahabi efendimiz ki her birerleri dünyaya bedel, gökteki birer yıldız, onların o gün toprağa düştüğü o savaş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kafasından bir darbe aldığı ve başındaki miğferinin halkalarının yanaklarına batıp damağına saplandığı o zorlu savaş. İşte o savaştayız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir çukura düşmüş, yaralanmış. Oralarda, etrafta da Muhammed öldü diye de bir haber yayılmış. Sahabe efendilerimizin birçoğunun artık savaşacak mecali kalmamış. Resulullah öldüyse ne yapacağız biz diye mecali kalmamış. Birkaç tane yiğit, gözü kara yiğit, canını pazara çıkartmış yiğit. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın önünde etten duvar örmüş olan yiğit. Onlardan birisi Talha İbni Ubeydullah. Düşman safından bir ok savrulmuş geliyor. Hedefte Resulullah var Aleyhisselatü Vesselam.
Talha oku görür görmez elini uzatıyor, oku eliyle yakalıyor, Allah Resulü aleyhissalatu vesselama okun ulaşmasını engelliyor, eli paramparça oluyor. Talha'nın eli Uhud'da Resulullah'ın yolunda feda edildi. Sadece eller feda edilmedi ki, Mus'ab bin Ümeyr desem, hepinizin kalbinde, gönlünde nice duygular canlanır biliyorum. Hazreti Mus'ab o gün miğferini giydiği zaman Resulullah'a çok benzemiş, çok benzermiş. Onun için Efendimiz aleyhissalatu vesselamın önünde hayatını Resulullah'a feda etmiş. Diyor ki eğer bugün bir saldırı olacaksa bu saldırıyı ben karşılamalıyım. Resulullah aleyhissalatu vesselamın bir kılına, teline zarar gelmemeli diyor. Evet, Mus'ab o gün Efendimiz aleyhissalatu vesselama canını feda ediyor. Canını kurban ediyor. Aynı anam, babam, canım sana feda olsun dediklerindeki söyledikleri gibi. Bilmiyorum dostlar, ben kaftanın arkasından mı bir şeyler anlatıyorum size? Yoksa gerçek İslam tarihinde yaşanmış, İslam tarihine altın harflerle yazılmış kahramanlardan mı bahsediyorum? Hiç şüpheniz olmasın. Burada anlatılanların hiçbirisi menkıbe değil. Gerçek yaşanmış olayları anlatıyorum. Ama gelin görün ki bize şunlar bunlar kahraman olarak gösterildikleri için, önümüze kahraman diye onlar dikildiği için bizler de onların peşinden gitmeye başlayınca gerçek kahramanlara gözümüzü dikmeyi unuttuk. Bir de Zübeyir bin Avvam'dan bahsedeyim size. Zübeyir bin Avvam'ı da mutlaka duymuşsunuzdur. O da aşere-i mübeşşereden. 15 yaşında Müslüman olmuş. 15 yaşında arkadaşlarımız var burada. 15 yaşındaki çocuklarınız var, torunlarınız var, yeğenleriniz var. 15 yaşındaki gençliğimizin nelerle meşgul olduğunu şöyle bir aklınızdan geçirin bakalım. 15 yaşındaki çocuğun hedefi nedir? Şu anda çocuklarımızın, yeğenlerimizin hedefi nedir? Ve 15 yaşında Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın davasına inanmış Zübeyir bin Avvam. Babası Zübeyir küçükken vefat etmiş, amcası bakıyor ona. Amcası Müslüman olmamış, öyle eziyetler, öyle eziyetler ediyor ki akıl alacak gibi değil. Onları söyleyecek değilim. Bir gün Mekke sokaklarında bir söz yayılıyor. Deniliyor ki Mekkeliler Muhammed'i bir yerde sıkıştırmışlar ve onu öldürmüşler. Böyle bir yalan haber yayılıyor. Ayaklı gazete hemen haber etrafa yayılmaya başlayınca 15, belki o anda 16, belki 17 yaşında olsun Zübeyir bin Avvam doğru eve koşuyor. Evden kılıncını alıyor ve sokaklara düşüyor. Sokak sokak arıyor. Suçlu arıyor. Muhammed'e kim zarar verdi onu bulmam lazım diye sokak sokak arıyor. Sokağın karşı tarafından Efendimiz aleyhissalatü vesselam geliyor. Zübeyir de kılıcı kendinden büyük yerde sürüne sürüne geliyor. Zübeyir nereye gidiyorsun diyor böyle kılıçla. Diyor ki ya Resulallah sen sağsın ya. Duydum ki sana zarar vermişler. E ne olacak? Ben de bu kılıcımı aldım. Sana zarar verenleri haklamaya çıktım diyor. Mutlaka bulacaktım ve onları da haklayacaktım. Zübeyir bin Avvam. 15-17 yaşındaki çocuğun Resulullah'ın sevgisini görün. Şimdi hanım kardeşlerim diyecek ki hep erkeklerden sahabi, erkek sahabilerden örnek verdin. Yok mu kahraman hanım sahabiler? O kadar çok ki kardeşlerim. O kadar çok ki. Sadece onlardan Sümeyra'yı anlatsam size yeter herhalde. Sümeyra Hatun. Medineli. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın ismini duymuş. Kendisini daha görmeden Mus'ab'ın İslam'ı anlatmasıyla İslam'a girmiş, Müslüman olmuş. O andan itibaren de çocuklarını İslam'a göre eğitmeye, yetiştirmeye başlamış. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Medine'ye hicret etmiş. Sümeyra'nın heyecanına,
Sümeyra'nın aşkına diyecek yok. O çok sevdiği, o gayben, yani daha görmeden tanıdığı özelliklerini Kur'an'dan öğrendiği ve aşık oldu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda. Uhud Savaşı. Uhud Savaşı'na asker çağrılıyor. Sümeyra'nın evinden 5 tane asker var. Babası, ağabeyisi, kocası, 2 tane de evladı, çocuğu. 5 tane asker var. Askerleri yolculuyor kapıdan. Diyor ki gidin. Resulullah'a hiçbir zarar gelmesin. Kendinizi siper edin. Resulullah'ın tenine kimse dokunmasın. Eğer Resulullah'a bir zarar gelirse siz de geri dönerseniz vallahi almam sizi eve diyor. Almam. Dönüyor çocuklarına diyor ki evlatlarım, eğer sizin üzerinizde biraz hakkım varsa, süt hakkım, annelik hakkım ne sayarsanız sayın, bu hakkımı helal etmem. Resulullah'a zarar gelir de eve dönerseniz bu hakkımı size helal etmem diyor. Ona göre gidin. Bir anne gösterin bana. Cihada gönderiyor yavrusunu. Gönderirken de gidin, kendiniz ölün ama İslam'a zarar gelmesin desin. Var mı böyle bir anne? Var var. Elhamdülillah var. Çanakkale'de böyle anneleri gördü bu halk. Çocuğunun başına, eline kına yakıp evladım yavrum sen de bu vatana kurbansın. Biz kurbanlık koyunlara kına yakarız. Kurban günü kesmek için işaretleriz. Şimdi sana da bu kınayı bu vatana kurban olasın diye yakıyorum. Git vatana düşman çizmesi basmasın. Gerekirse sen canını feda et diyen anneler vardı. Ve kınalı Mehmetler Çanakkale'de yatıyor. Elhamdülillah. 5 tane asker yola çıkıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ordusunun içinde Uhud'a geliyorlar. Uhud'a savaş başlıyor, Uhud'da savaş başlıyor. Ve savaşın bir yerinde biraz önce ifade ettiğim gibi bir şaiye yayılıyor. Muhammed öldürüldü diye. Orada kalmıyor tabii bu söz. Medine sokaklarına kadar da bu haber ulaşıyor. Gidenleriniz bilir. Uhud Savaşı'nın olduğu mekanla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidinin arası bir 5 kilometre kadar bir mesafe. Yürüyerek gidilebilecek bir mesafe yani. Oradan Medine'ye haber geliyor. Medine'ye Muhammed öldürüldü haberi gelince Aleyhisselatü Vesselam bir ateştir düşüyor Medine sokaklarına. Kim yok savaşta? Kadınlar yok, yaşlılar yok ve ileri seviyede, ileri derecede sakat olanlar yok. Kadınlar Uhud yollarına düşüyorlar. Yollara düşenlerden birisi de Sümeyra Hatun. Sümeyra Hatun koşarak Uhud Savaşı'nın yapıldığı mekana geliyor. Gelirken yolda birileri durduruyorlar. Diyorlar ki Sümeyra, başın sağ olsun, gözün aydın olsun, baban şehit düştü. İşte şurada yatıyor. Elhamdülillah diyor. Ona da o yakışırdı zaten. Biraz daha ilerliyor. Diyorlar ki Sümeyra Hatun, gözün aydın, başın sağ olsun, kocan şehit düştü, şurada yatıyor. Elhamdülillah. Ona da o yakışırdı zaten. Biraz daha ilerliyor. Abin şurada şehit düştü. Elhamdülillah. Ona da o yakışırdı zaten diyor. Resulullah'tan haber yok mu? Bana Resulullah'ı gösterin. Biraz daha ilerliyor. Diyorlar ki Sümeyra Hatun, şu iki yavrun ciğerparen şurada şehit düştüler. Gidiyor varıyor çocuklarının mübarek naaşlarının başına. Ağlayarak diyor ki size de yakışan buydu yiğitlerim. Size emzirdiğim süt helal olsun. Size şehitlik mübarek olsun. Dönüyor bana Resulullah'ı gösterin. Resulullah nerede? Kocasını kaybetmiş.
babasını şehit vermiş, abisini şehit vermiş ve nihayet ciğerini, ciğer paresini, yavrularını şehit vermiş. Ama Sümeyra'nın başka bir derdi var. Resulullah'tan haber verin diyor. Resulullah nasıl? Diyorlar ki bak orada Resulullah, o tepenin yamacında oturuyor. Koşuyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına. Kendisini Peygamber Efendimiz'in ayaklarının dibine atıyor ve diyor ki ya Resulallah, sen sağsın ya, sen sağsın ya, bundan sonra hangi bela, hangi musibette karşılaşsam bana gayet hafif gelir. Sen sağsın yeter diyor. Sümeyra hatunlar var. Bizim kahramanlarımız, örnek alacağımız kahramanlarımız kardeşlerim, duydunuz mu? Sümeyra hatunlar. İşte bunlar bize gerçek kahraman olarak önümüzde duranlar. Bir iki kelimeyle de bizim şanlı ecdadımızdan örnek vereyim size. Onlarda da Resulullah sevdasını bir görün. Nasıl bir sevdaymış Resulullah sevdası. İstanbul'un fethinin sebebini hepiniz biliyorsunuz değil mi? Bir hadis-i şerif. Osmanoğullarını kurup devam ettirirken Osmanlı'dan itibaren, Osman Bey'den itibaren Orhan Gazi ve arkasından devam eden bütün padişahlar evlatlarına, yavrularına şu eğitimi verir, öyle büyütürlerdi. Derlerdi ki evladım, yavrum, Allah Resulü'nün bu müjdesini duydun değil mi? Konstantiniyye, yani İstanbul mutlak surette fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden asker ne güzel asker. Duydun değil mi bunu? İşte sen İstanbul'u fethet. İstanbul'u fethet ve İstanbul'u gülizara döndür. Gül bahçesine döndür derlerdi. Bütün padişahlar çocuklarını, şehzadelerini böyle yetiştirirlerdi. Ve sıra geldi Mehmet'e. Mehmet, Murad'ın oğlu Mehmet. Sonra Fatih Sultan Mehmet Han diye biz onu anacağız. İşte o Mehmet. Küçük yaşından itibaren rüyalarını İstanbul'un fethi süslüyor. Neden? Acaba sizce toprak kaygısı mı? Biraz daha fazla toprağımız artsın, biraz daha fazla ünümüz yayılsın mı? Vallahi değil. Onun tek amacı ve hedefi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hedefine taşını ulaştırmak, taşı gediğine koymak ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüne mazhar olmak, müjdeye mazhar olmak. Osmanlı'da Peygamber Efendimiz'e karşı sevgi o kadar uzun anlatılır ki Osmanlı padişahları kendi tebaalarının, yani vatandaşlarının içinde Peygamber Efendimiz'in soyundan gelen seyitler ve şeriflerin mutlaka tespit edilmesi konusunda gayet titiz davranıyorlardı. Nakibul Eşraf diye bir sistem var Osmanlı'da. Araştırın, Nakibul Eşraf. Ne demek Nakibul Eşraf? Yani en şerefli, en değerli insanların kaydedildiği bir platform, bir dernek, bir kuruluş. Nakibul Eşraf'ın başında da yine Efendimiz Aleyhisselam'ın pak soyundan gelen birisi bulunuyor. Peygamberin soyundan gelenler, padişahın hemen arkasında bütün vezirlerin ve sadrazamların önünde dururlarmış. Onların yeri orası çünkü. Allah Resulü Aleyhisselam'ın soyundan gelmeleri sebebiyle çok değerli ve kıymetli insanlar. Onların yeri orası. Onlar kesinlikle şöyle böyle sıradan işlerde çalıştırılmazlar. Eğer çalışan varsa hemen tespit edilir, onlara maaş bağlanır ve onların değerli ve kıymetli bir soydan geldikleri için, yani dedeleri sebebiyle onlara ayrı bir önem verilirmiş. Şimdi size 1. Ahmet'ten bahsedeyim. Sözlerimi böylece toparlamış olayım. 1. Ahmet, o Osmanlı padişahlarının
kavukları vardır, fesleri kavukları. Resimlerde görmüşüzdür. Hatta Topkapı Sarayı'nda falan da görmüşsünüzdür. O kavuğunun fesinin üzerine, tam tepesine böyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın telliğinin, takunyasının çizimini yaptırmış, oraya işlemiş. Hani şimdi artık öyle takkeler de satılıyor. Efendimizin takunyasının çiziminin yapıldığı böyle, takunya gibi. Onu işlemiş, işlettirmiş ve başının üzerinde taşıyor. Başının üzerinde taşıyor. Onu şeref olarak kabul ediyor. Aynı zamanda kendisi şairdir. Şu dizeler 1. Ahmet'e ait. O başındaki Nali Şerif'in, Peygamber Efendimiz'in ayağının bastığı telliğinin çiziminin ne değerli ne kıymetli olduğunu anlatmak üzere şu şiirleri yazmış. Diyor ki, Nola tacum gibi başımda götürsem daim, kademi nakşını ol Hazreti Şah-ı Resulüm, gülü gülizar-ı nübüvvet o kadem sahibi dur, Ahmet Ağa durma yüzün sür kademine ol gülün. Bu kendisine ait bir şiiri. Ne dedi? Dedemiz bizim dilimizden konuştu ama bazı yerlerini anlamamış olabiliriz. Bu da bizim Cumhuriyet'in bize hediyesi diyelim. Nola tacum gibi başımda götürsem daim. Ah keşke taç gibi başıma takmış ve başımda taşısam daim, devamlı. Kademi nakşını ol Hazreti Şah-ı Resulün. Efendimizin ayağını bastığı o telliğinin, takunyanın resmini devamlı başımda taç gibi taşısam keşke diyor ve taşıyor. Gülü gülizar-ı nübüvvet ol kadem sahibidir. Bu takunyanın resminin sahibi gül bahçesinin sahibidir. Gül bahçesi peygamber güllerinin olduğu bahçe, oranın sahibidir. Ahmet Ağa kendine diyor şimdi, ey Ahmet durma yüzün sür kademine ol gülün. O güller gülü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ayağını giydiği o takunyanın resmine yüzünü sür diyor, yüzünü. İşte bizim ecdadımızda, bizim ecdadımızda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın aşkı ve sevdası. Değerli dostlar, nasıl başladık söze? Biz de peygamber seviyoruz. Peygamber adına ilahiler söylüyoruz. Naatlar söylüyoruz. Mektuplar yazıyoruz. Büyük büyük sözler söylüyoruz. Biz de seviyoruz. Bu söylediğim kişiler de Resulullah'ı seviyorlar. Aramızda fark var mı yok mu? Dağlar kadar fark var. O zaman bir de tarih boyunca kaldırıldığımızı da söyledim. Şimdi bizim neslimiz, şu genç nesil küpeli bilmem şunu bunu insanların peşinde geziyor, dolaşıyor. Çünkü onları kahraman olarak görüyorlar. Ne yapacağız? Şimdi biz ne yapacağız? Değerli dostlar, şimdiye kadar hep konuştuk. Hiç çareye yönelik bir tespit yapmadık. Bari bugün gelin. Çare nedir? Buna yönelik tespitimiz olsun. Birkaç şey söyleyeceğim size. Bir, ilk önce çocuklarımıza ve yavrularımıza Resulullah'ı anlatacağız. Ve onun kutlu ashabını anlatacağız. Birincisi bu. Yani işte Süpermen, Rambo falan var ya. Ha, şimdi artık onlar bir kenara. Onları da izliyorsa izlemeye devam etsin. Ama senden, annesinden, babasından, dedesinden, amcasından, kardeşinden, abisinden, sınıf öğretmeninden, cami imamından Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı dinleyecek. Dinlesin. Peygamberi anlatacağız. Nasıl seveceğiz Peygamber Efendimiz'i tanımadan? Onu tanıyacağız ki sevelim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımak için Kur'an'a bakmak yeterlidir. Ama şimdi artık o kadar çeşitli, o kadar farklı yazımda siyer kitapları var ki hangisi hoşunuza gidiyorsa onu alın. Çocuklarınızla birlikte oturun,
peygamberi onlarla birlikte siz de tanıyın. Tanıdıkça seveceksiniz. Tanıdıkça aşık olacaksınız. Tanıdıkça rüyalarınıza girecek. İşte o zaman Muhammed aleyhisselam deyince farklı söyleyeceksiniz. Benim gibi değil. Farklı söyleyeceksiniz. Birincisi bu. İkincisi değerli dostlar. Allah Resulü aleyhisselatu vesselamın nesline dair önemli hatıralar çocuklarımıza adeta ezberletecek kadar verelim. Ezberletecek kadar. Sahabe efendilerimizden birisi diyor ki biz çocuklarımıza herhangi Kur'an'ın bir suresini ezberletir gibi Peygamber Efendimizin savaşlarını ezberletirdik, anlatırdık diyor. Daha sahabi çocuğu bu. Daha tabiin bu. Aralarında çok fazla bir tarih farkı da girmemiş. Buna rağmen sahabe efendilerimiz çocuklarını nasıl yetiştiriyorlarmış? Kur'an suresi öğretir gibi, namaz suresi ezberletir gibi Resulullah'ın savaştan öğretiyorlarmış. Sahabe efendilerimizi öğreteceğiz. Bir başka konu. Şimdi çocuklara yeni at bulacağız diye zorlanıyoruz, terliyoruz, perişan oluyoruz. Çocuklar 15-20 gün, bir ay geçiyor, atsız yaşıyorlar. Doğum yapıyorlar, doğum oluyor, çocuklar doğuyorlar, atsız yaşıyorlar. Neden? Çünkü öyle bir isim bulalım ki kimse kullanmasın, yeni olsun, çağdaş olsun, kulağa hoş gelsin, şu olsun bu olsun diye acayip acayip isimler koyduk çocuklarımıza. Ömer, Osman, Ali, Talha, Muhammed aleyhisselam, Ahmet adları yavaş yavaş artık bizim kütüklerimizden, kimliklerimizden çıkmaya başladı. Bundan sonra yani şu nesil gidip yeni nesil geldiğinde herhalde o adlar tamamen unutulmuş olacak diye korkuyorum. Bakın bir şey söyleyeyim size. Osmanlı'da 36 tane padişah sayılıyor değil mi? 36 padişah. 36 padişahın 15'inin ismi Peygamber Efendimizin ismi. Ya Mehmet'tir, ya Ahmet'tir, ya Mustafa'dır. Bakın 15 isim, yarısı kadarı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın isimlerini koymuşlar çocuklarına. Çocuklarımıza peygamber ismi koyalım, sahabe ismi koyalım. Sonra da elimizi açıp dua edelim, diyelim ki ya Rabbi ismiyle musamma kıl yavrumuzu. İsminin sahibi gibi imanlı, adaletli, Allah'a aşık bir kul olmasını nasip et diye dua edelim. O zaman dua edebiliriz. O zaman hak etmiş oluruz yani. Bunlar benim ilk aklıma gelenler, sizinle paylaşacağım şeyler. Değerli dostlar, Resulullah'ı sevmek adlı üst başlıklı bir programda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sevmek ama nasıl sevmek şeklinde bir bilinç uyanmaya, uyandırmaya, paylaşmaya çalıştım sizlerle birlikte. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı kuru kuru sevmekten gerçek sevmeye geçişimize bir vesile olur inşallah. Geceniz mübarek olsun. O kutlu elçiye, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Rabbim hepinizi, hepimizi komşu eylesin. Bu dünyada onun yolundan, onun sünnetinden, onun izinden giden, onun davasını nesillere aktaran ve ahirette de onunla birlikte olan bahtiyar kullar olmanız dileğiyle ve duasıyla sözlerime son veriyorum. Rabbim cümlemizi onun yolunda daim eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.